kucaklarız, alkışlarız, kendi kendimize seviniriz. Bizim dışarıdakilerle buluşmamız lazım. Dışarıdakilere ulaşmamız lazım. İşte burada derneğimizin büyük katkısı var. Hiç derneği küçümsemeyelim. Ama sokağa çıkacağız arkadaşlar. Bu sefer bunu durdurmamız lazım. Bakın burada solcu, sağcı filan ayrıma da gerek yok. Laik sistem, demokratik bir sistem. Evet mi, hayır mı? Dünya görüşü ne olursa o kardeşim. İster MHP'li ol, ister şu ol, ister bu ol. Bu çizgiyi tutturmamız lazım. Bunu tutturamazsak, hocam şu toplantıları yapamayız artık. Kusura bakmayın. Hocam teşekkür ediyorum, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir de o kullanmayanları... Evet. Mutlaka, mutlaka. Mesela Ankara'da 36 bin oyda belediyeyi kaybettik. 65 bin kişi bizim kesimden oy kullanmamış. Düşünebiliyor musunuz? Olacak şey. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekili, buyurun. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. İki yorum, iki de soru var. O konularla ilgili kısaca belirteyim. Halil Bey, muhtarım burada mı? Evet. Başkanım affedin, rakam verdim miydi size ben? O bir mahallede 275 kişi kullanmış. Anladım. Efendim. Yani bu çok önemli bir süre. Yani rahatsız olmayın, oturun lütfen. Evet. Yani bu sandıklardaki güvenlik konusu önemli. Yani askeri ilan sürecinden oyun verilmesine, oyların sayılmasına, bunun yani her aşaması. Oyların doğru sayılması, sandık birleşme tutanağına doğru geçmesi, bilgisayara doğru aktarılması. Bütün bunlarda bizim çok hazırlıklı olma ihtiyacımız var. Buna eşliğinde çalışıyor arkadaşlar. İyi bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Kurdular da bir şey içinde. Yani şey olmak lazım, çok çalışkan. Ya bırakmamak lazım, bırakmamalıyız. Yani sadece büyük yerlerde, büyük şehirlerde, bizim yoğun oy aldığımız yerlerde değil, her yerde. Zayıf olduğumuz yerlerde de mutlaka görevlerimizin bulunması, eşiğin başında olma ihtiyacı var. Yani bu birlikte çalışılacak bir iş. Muhtarlara da burada çok görev düşüyor tabii. Zaten Erdoğan da farkında olduğu için biliyorsunuz, kaçıncı muhtarlar toplantısı oldu. Ama muhtarımı çağırmıyor. Sizi çağırmaz, normal. O sık sık bu muhtarlar üzerinden işi yürütmeye, götürmeye çalışıyor. Naci Bey'in bir yorumu vardı. Bu TL %30 gibi değer kaybetti. Zaten ben de konuşmanın başında en kırılgan beşti dedim, hatırlarsanız. Bunlar uluslararası kuruluşlar. 5 şeyi ülke sayıyorlar ve Türkiye bunların arasında en kırılgan olan. Çünkü öbürlerinde hemen hemen ciddi bir şey yok. Dolara karşı ciddi bir değer kaybı yok. Yani eğer doların yükselmesinin başka nedenleri varsa ki, yani Amerika'nın kendi dinamiklerinden, Avrupa falan o ilişkilerde mutlaka belki şeydir, ama esas itibariyle Türkiye'deki değer kaybının başka nedenleri var. Sadece orada dolar, Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesi ya da gelecekte de yükseltecek olması değil olay. Başka etkenler var. Atatürk'te parti başkanı diyorlar bunu, çok şey yapıyorlar. Bakın değerli arkadaşlar, bunun adı tarihte anakronizm. Anakronizm şu demek. Bugünün gözlüklerine, bugünden geleceğe bakıp, geçmişe bakıp, geçmişin olaylarını bugünün gözlüğüyle değerlendirmek. Yani 70-80 yıl önceye bugünkü o dönemin koşullarını, o dönemin zamanını, oradaki dünyadaki şartları düşünmeden bunun üzerinden bakıp niye böyle oldu, böyle olsa böyle olurdu, siz de böyle yaptınız demektir. Bunun hiçbir şekilde ciddiye alınır bir şey yok. Yani Cumhuriyet yeni kurulmuş 1923, yani bağımsızlık kurmuşlar, sonuçta devrimler var, onu yapmaya çalışıyor. Bu dönem içinde elbette bir tek parti dönemi olmuştur. Ama 1946'dan itibaren o bitmiştir zaten. Ve ondan sonra Türkiye daha o kadar şeyler kat etmiştir ki 50'li yıllarla birlikte başka bir partiye iktidarın verilmesi, ondan sonra darbelerle, askeri darbelerle kesilse bile sonuçta devam eden bir süreç var. Yani oturup da ya Atatürk'te böyleydi, o da bilmem İsmet İnönü'yü de şeydi, parti başkanıydı. Bunlar hiçbir şekilde ciddiye alınacak şeyler değil. Yani onlar vatanları seven, bu ülkeyi kurtaran insanlar ve onun içinde de bütün hayatlarını, her şeylerini bu ülkenin daha iyi bağımsız olması için, hem siyasi bağımsızlığı, iktisadi bağımsızlığı, sosyal şartların iyileşmesine adamış insanlar, onlara ne kadar borçlu olsak azdır diyorum. O yüzden yani böyle bugünün gözüne bakıp o siz böyle yaptınız falan, bunların hiçbir şekilde ciddi anları yok. Son derece seviyesiz tartışmalar. Necip Bey, siz Halk TV'ye hapsedildiğini söylediniz. Yani işimizin de zor olduğunu. Katılıyorum. İşimiz gerçekten kolay değil. Basın üzerinde bu kadar büyük baskıların olduğu bir zamanda işimiz kolay değil. Yani zaten bir %65-%70 bir yandaş medya var. Onun dışındaki medya üzerinde, ana akım medya üzerinde müthiş bir baskı kurulmuş. Gazeteciler işten atılıyor. Bütün politikalarına, yayın politikalarına müdahaleler var. Birçok gazeteci gözaltına alınmış, tutuklanmış, hapislerdeyken 147-150'ye
150'ye ulaşmış şu andaki içerideki tutuklu gazeteci sayısı. Böyle bir ülkede basın özgürlüğünden bahsedilemez. O zaman yapılması gereken elbette basında ne varsa bunu kullanmaktır. Yazılı, görsel, elektronik medyada bir, olabildiği kadar. İki, sosyal medyanın iyi kullanılmasına ihtiyaç var. Üç, hepsinden önemlisi bizzat direkt olarak halka gitme ihtiyaç var. Yani bu dönemler öyle dönemlerdir. Medya üzerinden değil, keşke medya olsaydı. Medyanın da kontrolü bu şekilde böyle bir AKP'ye geçmemiş, bu kadar büyük bir baskı dönemi olmamış olsaydı, o zaman çok daha kolay anlatırdık. Ama eğer böyle baskılar varsa, bunu direkt olarak gidip halka birbirine anlatma ihtiyacı var. Bunun için de tabii hepimize görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani bizim örgütlerimize çok önemli görevler düşüyor. Biraz hukukçulara. Hepimize, derneklerimize, vakıflarımıza, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, değil mi? Yani bizim derneğimiz, Özenç Hanım burada, Ankara'daki İzmirler Derneği'nin yönetiminde. Ben de tabii aynı zamanda o başkanız. Ben de Ankara'daki İzmirler Derneği eski başkanıyım. Beraber de güzel beraber çalışmalar çalıştık. Yaptık. Hep olabildiği kadar, orada bir hemşerilik derneğidir sonunda, çapı bellidir ama olabildiği kadar hep güzel şeyler yapmaya çalışırdık. Siz de zaten kadın hareketi üzerinden de çalışmalar yapıyorsunuz. Hep beraber çalışma ihtiyacı var. Direkt olarak halka gitme, çalışma. Bunun için de tabii doğru strateji oluşturma çalışması var. Şu meclisten geçtikten sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda hazırlıklar olduğunu biliyorum. Yani şu anda değil ama bir meclis aşaması. Bakalım ne olacak. Eğer geçerse meclisten o zaman halk oyuna gidilecek. Yani görelim şeyi içinde. Ondan sonra esas önümüzdeki dönemde başlayacak. Referanduma bir hazırlık. Çok iyi hazırlık olma ihtiyacı var. Yani sol ve CHP neden başarısız köbel anlamda? Kolay bir iş değil tabii. Yani baktığınız zaman Türkiye'deki oy verme sahikinin değişik oy kullanmayı var, faktörler var. Yani bir din faktörü önemli, din mezhep, etnik köken bunların hepsi Türkiye'de yani sadece ideolojik değil oy verme sahiki. Bunların hepsinde Türkiye'de önemli bir rolü var. Ben tabii sol sosyal demokrat bir parti olarak daha çok toplumun içinde yaşadığı reel sorunlarla ilgilenen, yani işin sınıfsal boyutunu ihmal etmeyen bu noktalarla doğru yaklaşımları koyacak bir siyasetin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu daha çok vurgulamak, bunları hem soyut düzlemde, entelektüel düzlemde söylemek hem de somut proje bazında da yani uygulanabilir projelerde nasıl yapılabileceğini göstermek lazım. Belediyelerimizin başarısı çok önemli. Çünkü eğer ulusalda iktidardaysa yerlerdeki başarımız önemli. Onların başarısı üzerinden belki daha başarılı olmalarına ihtiyaç var. Bunu sağlamaya çalışmak lazım. Yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim de yapacak çok şeyimiz var. Eksikler var. Var mı? Var tabii ki. Ama daha iyisini yapabiliriz bunu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, bütün toplum olarak da daha iyisini yapabiliriz. Bu AKP'yi bu önümüzdeki bu sürecin içinde, şimdi en yakın olacağı için eğer geçerse diye söylüyorum halk oylamasında, sonra da seçimlerde, ki 7 Haziran seçimleri bunun örneğidir, başarısızlığa uğratmak lazım. Bu da dediğim gibi disiplinli bir çalışmadan, stratejilerin doğru biçimde, Nurhan hocamız da söyledi yani SWOT analizi gibi, yani oturup neyi nasıl yapacağınızı her şeyi iyi biçimde planlayacaksınız, bileceksiniz, hedef kitleniz ne, kime nasıl yaklaşacaksınız, nasıl gideceksiniz, bütün bunların hepsinin planlanmasına ihtiyaç var. Yani ben iyimserim bunun yapılabileceğini düşünüyorum. İşte ben de bir eski milletvekili olarak elimden geldiği kadar gidiyorum işte gazete çıkabildiğimiz zaman. Çünkü ana akım medyada da bizim bir çeşit boykot var. Adı konulmamış. Ayşe hocamla da yani bulduğumuz alanlarda. Çok zor. Çok yani böyle konulara hakim olan insanları çok çıkarmak istemiyorlar. Yani. Çünkü yani oradaki iş var çıkacak hocam diye. Çağırdılar da gitmeyecek. Demirel gibi oldu. Evet, evet yani. Bugün çok enteresan bir şey oldu. Memnuniyetle gideriz. Kanal B'ye çık, başkente çok sık çıkıyoruz. İşte halk TV'ye. İsmail Küçükkaya'ya gelen AKP milletvekili ilk söylediği kelime siz hayır oyu vereceksiniz, onlardan mısınız dedi yani. Oda TV'de geçen işte 3 hafta önce röportajımız oldu. Ona bildiği kadar ama anlatıyorum. Ayrıca gideceğim, o öbür tarafta da çalışacağım. Fox olursa da tabii yani halk TV'ye çıkıyor. Anladım, ne sesiniz? Hayır, öyle değil. Çok seviye çıkıyor valla. Çok yani bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. En son Mehmet Bey. Siz söylediniz, Türkiye neden bu durumlara düştü? Sadece AKP değil, yabancıların da bu işler oldu. Bak tabii sadece AKP değil. Zaten hani yarım saatlik sohbette de buradaki bu anlatımda her şeyi anlatmak mümkün değil. Ama ben şunu söyledim, Türkiye'nin ekonomi alanında girdiğimiz zaman problemleri var, sorunları var. Bu sorunlar AKP döneminde, bir tek parti döneminde. Her istediğini yapmaya muktedir.
çoğunluk sayısal hesabı olan, parmak kaldır indir hesabında istediğini çıkartan, istediğini yasallaştıran bir iktidar bundan hiçbirini çözmedi. Tam tersi bu sorunlar ağırlaştı. İşsizlik sorunu ağırlaştı. Gelir dağılımı bozuldu. Bütün ekonomide reel sektör kana alıyor. Ekonominin dengeleri bozuldu. Bakın ekonominin dengesi aramalı ithalatına olan bağımlılık bir anda olmadı. O dönemde de değerli TL hesabından ithalat ucuzladı, cazip hale geldi. Bir süre sonra içeride yan sanayilerin hepsi birer birer kapandı. Kriz koşullarında gerekli destek de verilmeyince kapandı ve bir süre sonra baktık ki zaten müthiş Çin gibi ülkeler var. Fiyatı düşürebilen, dumping, her türlü şeyi yapabilen yani dünya açısından. Gene aynı şekilde Güneydoğu Asya ülkeleri oralardan ciddi bir rekabet geldi. Ben DPK'deyken katılırdım. Arada rekabet toplantıları olurdu. Hazine dış ticaret müsteşarlığı. Mesela oraya giderdik. Yani bu kadar büyük şeyler geliyor ki normalde 3'te 1 fiyatına, 4'te 1 fiyatına bir piyasaya girmek için fiyatları düşürüyor. Gerekli önlemlerin alınmasına ihtiyaç var. Yani sade değil ama AKP hem ekonomik olarak kötü yönetti hem de Türkiye'nin şu anda içinde yaşadığımızlaşma, bu ötekileştirme siyaseti, ona oy vermeyen her şeyin dışlandığı, herkesin düşman gibi görüldüğü bir yapı yok diye koydu. Yani demokrasi, sandıkta oy vereceksiniz tabii, bu önemli. Ama aynı zamanda bu dönem içinde de protesto ve eleştiri ve protesto hakkınızı kullanacaksınız. Yani Cumhurbaşkanı konuşmaları da var. Gezi Parkı'nda sokakta yapamadıkları darbeyi sonra bilmem 15 Temmuz'da yapmaya kalkıyorlar. Ne demek arkadaşlar bu? Gezi Parkı son derece barışçıl bir protestodur. Toplumun kendi içinden, gençler üzerinden örgütlendiği, sosyal medya üzerinden, tamamen dikey, yatay bir şey üzerinden, örgütlenme üzerinden konuşmuyor. Ve son derece de barışçıydı. Artık en sonunda birileri girmiştir, provokasyon olmuştur, belli bir şey sonra. Onun dışında Gezi Parkı çok önemlidir. Ve dünyanın belki en önemli toplumsal hareketleri içindedir. Amerika'daki Wall Street'i işgal eyleminden tutun, Meksika'daki Brezilya'da en son gene Brezilya'da şey eylemleri var. Ulaştırma fiyatlar yükseldiği için eylemler var. Gene aynı şekilde Yunanistan'da, İspanya'da eylemler oldu. Gezi Parkı'da bir anlamda baktığımızda önemli bir toplumsal eylemdir. Ve toplumun eleştiri hakkını kullanmasına yöneliktir. Bu yüzden tabii yani siyasi olarak Türkiye'yi çok kötü yöneten, her şeyi kendi bildiğini saran bir tek adama, tek adamlığa doğru bütün yetkileri yetmeyip fiilen kullandığı tek adam yetkisini hukuki anlamda da sağlamaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir cumhurbaşkanı var. Bu yüzden süreç sıkıntılı. Yabancıların bu işler oluyor yok mu? Elbette var. Yani kimse, başka bir ülke kimse kimsenin yani gelişmesini istemez. Rekabet vardır. Bizim yani atalarımızla baktığımız zaman